kaçabileceğini mi sandın? Hatun kaçıyor, siz hala uyuyun. Ahmaklar, kalkın! Ben bir sultanım. Şehzadelerim var. Beni Celali'ye verme ne olur. Eşkıyanın elinde ne var ki, ne verecek sana? Ben önüne dünyayı sererim. Çekil. Çekil. Yaklaşma. Çekil. Hünkârım, şu taraftan. Zülfikar ağa ve bostancılarla orada buluşacağız.
Ağlan! İkimiz de iyi. Şükürler olsun. Dağılın! Yaraları ağır değil hünkârım. Hala. Bizimle saraya gelecek. Emredersiniz hünkârım. Mustafa'mın halini hiç beğenmedim Dilruba. Epey zayıf düşmüş. Canım kardeşim benim. Neyse ki beni görünce biraz kendine geldi. Yemeğini yedi. İlacını kendi ellerimle içirdim. Gel. Sultanım. Kahire'den Hasan Paşa gelmiş. Hümaşah Sultan'ın zevci Hasan Paşa. Ta kendisi. Rabbim sizi şehzadelerimize bağışladı. Şükürler olsun. Ben de çok korktum Cennet. Çok şükür iyisin Hacı. Maalesef bayılıp kalmışım sultanım. Affedin beni. Koruyamadım sizi. Ne yapabilirdin ki? Şehzadelerim nerede? Uyuyorlar mı? Niye getirmediniz onları? Sultanım. Hümaşah Sultan. Dairelerini aldılar. Gel. Hoş geldin Kösem. Kurtulduğuna sevindim. Şehzadelerimi dairenize almıştınız. Döner misin? Dönmez misin belli değildi. Başına gelenler biraz da senin suçun Kösem. Emirlerime riayet edip saraydan çıkmasaydın bunların hiçbiri başına gelmezdi. Mevzu bahis hünkârımız olunca gözüm hiçbir şey görmüyor. Valideme dua et. Onun sayesinde bulundun. Kösem Sultanımız sağ salim saraya dönmüş. Herkes iyi. Bir tek İskender Ağa yaralanmış. Ciddi bir şey mi? Malumatım yok sultanım. Safiye Sultanımızın sadık adamları malumat vermiş. Biz de öyle öğrendik sizin kimi kaçırdığını. Demek Safiye Sultan söyledi yerime. Karşılığında ne aldı çok merak ediyorum. Hünkârımız neyler bilemeyiz. Lakin validemin bu iyiliği karşılıksız kalmayacaktır. Hünkârımız afiyette değil mi? İyiler çok şükür. Olan İskender'e oldu. İskender'e mi? Ne oldu ki? Beni kurtarmaya çalışırken yaralandı. Saraya getirdiler. Hünkârımızın hekimlerine emanet. Eycan, yardım edin şehzadeleri daireme götürelim. Thank you.
İskender ne vaziyetteymiş derhal öğrenmem lazım. Gel. Hünkârım. Söyle Hacı. Mısır valiniz Hasan Paşa geldiler. Siyavuş Paşa sarayında misafir ediyoruz. Münasip bir vakitte huzurunuza çıkmak isterler. Beklesin. Boşanma emrinden haberdar mı? Hümaşa Sultanımız bahsetmişler. Hünkârım. Safiye Sultan yardım etmiş de öyle bulmuşlar yerini. Eliyle koymuş gibi bulundun. İşittim sultanım. Aklı sıra hünkârımıza yaranıp arasını düzeltecek. Kiminle nasıl bir oyun kurduysa ortaya çıkacak elbet. Hümaşa Sultan'ın işleri bunlar. Kesin o yardım etmiştir. Validesinin yolundan gidiyor. Beni düşman belledi. Beni de belledi. Şehzadem Mustafa hastalanmış. Haber dahi vermediler. Biraz olsun göreyim dedim, izin vermedi. Ciddi bir şey mi? Zayıf düşmüş. Vardım yanına. Zorla da olsa biraz gördüm. Yüzü güldü şehzademin. Yemeğini yedi. Gözem. Hiç değilse iyileşene kadar yanında olmam lazım. Görüşmeniz için elimden geleni yaparım. Lakin Hümaşa Sultan buradayken pek mümkün görünmüyor. Zevci Hasan Paşa gelmiş. Sevcemi almadan hiçbir yere gitmem diyormuş. Yapabilir mi? Eğer biz destek olursak neden olmaz? Nedir vaziyeti? Epey kan kaybetmişler sultanım. Lakin yaraları derin değil. Bünyesi kuvvetli. Atlatacak inşallah. Zülfikar. Vaziyetini merak ettim. İskender de buradaymış meğer. Siz merak duymayın sultanım. Ben iyiyim. İskender de daha iyi olacak inşallah. Bırakınca çok korktum.
Seni kaybedeceğimi sandım. Aşkımızı terk ettiğini. Artık ben ve evlatlarım sana umut veremediğini, teselli olamadığını düşündüm. Artık ne validem var, ne de derviş. Sen varsın bir tek. Ve evlatlarım. Benim sığınacak tek limanım sensin. Yegane tesellim sensin. Bizi bir daha bırakma. Beni terk etme ne olur. Sen gökyüzümden çekilince Ahmet. Yıldızım da ışığım da kayboluyor. Öyle bir karanlığa düşüyorum. İrademdir Zülfikar. Safiye Sultan Kız Kulesi'nden çıkarılsın. Eski saraya dönsün. Hünkârım. Tecrit hayatı devam edecek. Eski saraydan dışarı adımını dahi atamaz. Madem kalan ömrünü bir sultan gibi tüketmek istiyor, bırakalım öyle olsun. İnşallah bu lütfunuza layık olmayı bilirler. Buyurun Sultan. Safiye Sultan'ın eski saraya gönderilmesini münasip görmüşler. Tecrit devam edecek. Etse ne olur ağam. Koskoca sarayda. Cariyeleri ağaları da olacakmış. Oh! Ekmek elden su gölden. Vallahi ağrıma gitti. Safiye Sultan emeline ulaştı. Başından beri hedefi buydu zaten. Ne demek bu sultanım? Benim kaçırılmam. Bulunmama Safiye Sultan'ın yardım etmesi. Hepsi göz boyamak için bir oyun. Emin misiniz bundan? Beni tutsak eden ağalar konuşurken işittim. Nasuh Paşa'nın adı geçti. Önce emin olamadım, anlamadım. Lakin yerimi Safiye Sultan'ın söylediğini öğrenince taşlar yerine oturdu. Sultanım, madem öyle, hünkârımız Safiye Sultan'ı neden çıkarttı? Paşa'yı neden cezalandırmadı? Henüz haberi yok acaba. Zira Nasuh Paşa için aklımda başka şeyler var. Bilhassa da Safiye Sultan için. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. En başından beri olması gereken buydu. Validem kabahatlerine rağmen bir sultan. Cezasını da bir sultan gibi çekmeli. Hayırlısı sultanım, hayırlısı. Aynı hatalara düşmeyecek Zülfikar. Başta ben engel olacağım, şüphen olmasın. Hünkârımızın menfaati benim için her şeyden daha önemli. Biliyorum sultanım, biliyorum. En azından siz burada olduğunuz müddetçe hiçbir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Burada olduğum müddetçe mi? Sultanım, zevciniz Hasan Paşa gelmiş. Birlikte Kahire'ye döneceğiniz konuşuluyor. Hasan Paşa benim zevcim değil. Malumun olduğu üzere hünkârımızın emriyle evliliğimiz bitti.
Ve bil ki ben hiçbir yere gitmiyorum. Paşam. Allah Safiye Sultanımızdan razı olsun paşam. Aksi halde Kösem Sultanımızı bulamazdık. Lafı uzatma hacı. Ne istiyorsun? Kösem Sultanımız. İncili Köşk'te sizi bekliyorlar. İskender. Hemen ayaklanmasaydın, istirahat etseydin biraz. Duramadım sultanım. Böyle iyiyim. Sen bilirsin. Sağ ol. Benim için bir kez daha oradaydın. Siz tehlikedeyken ben huzur bulamazdım. Benim için yeriniz ayrı. İskender, benim için yaptıklarını unutamam. Sana minnettarım. Lakin hal ve tavırlarına çeki düzen versen iyi olur. Aksi halde hiç tanımadığın ve tanışmak istemeyeceğin bir yüzümü görürsün. Ben... Bağışlayın sultanım. Haddimi aştım galiba. Hünkârım. Yaklaş Hasan Paşa. Kahire'deki kullarımız. Her şey yolunda mı? Kullarınız sıhhatinize duacı hünkârım. Çok şükür. Ahalinin bir şikayeti olsa çoktan işitirdiniz zaten. İzin almadan geldiğine göre mesele mühim olsa gerek Hasan Paşa. İznim var hünkârım. Derviş Paşa bizzat yazdılar. Lakin paşamız rahmetli olunca... Hümaşah Sultan'la boşanma emrin çıktı. Mevzu bu ise o bahis kapandı. Cüretim mazur görün hünkârım. Zannediyorum bir yanlış anlaşılma olmuş. Hümaşah Sultanımız beni sever. Hürmet ederler. Saadetimiz herkesin dilinde. Onun da gönlü razı değil boşanmamıza. Bunu bir de Hümaşah Sultan'dan duymalıyım Hasan Paşa. O da senin gibi düşünüyorsa ne âlâ. Birlikte dönersiniz. Aksi takdirde boşanma emri bakidir. Sultanımız sizinle konuşacak hünkârım. Kösem Sultanım. Nasuh Paşa. Nereden nereye sultanım? Kefalonya'dan sizi getirdiğim gün. Dün gibi aklımda. Zannediyorum çoktan pişman olmuşsundur. Devran döndü. Hala sadakatle bağlı olduğun ve kirli işlerini yürüttüğün Safiye Sultan'ın hükümranlığı sona erdi. Sıra sende. Safiye Sultan'la nasıl bir oyun oynadığınızı biliyorum. Neler diyorsunuz sultanım? Hiçbir şey anlamıyorum. Beni sen kaçırdın.
Paşam. Uzun zaman oldu. Doğrusu Hümarşah Sultan'dan boşandığınızı işitince pek üzüldüm. Sultanımızın aklı karışmış. Boşanma falan olmayacak. İkimiz bir elmanın yarısı gibiyiz. Yeri benim yanımdır. Hümarşah Sultan burada kalmakta oldukça ısrarlı halbuki. Niyetiniz birlikte dönmekse işiniz bir hayli zor. O kadar da zor değil sultanım. Hümarşah Sultan zincirleri benim elimde. Neymiş bu zincir? Müsaadenizle gitmem lazım sultanım. Bir vakitler ben de Safiye Sultan'a hürmet ederdim. Doğru. Lakin uzun zaman önce yollarımız ayrıldı. Aksini kimse ispat edemez. Ne ispat? Bir sözüm kâfi. İstersen şimdi gidip hünkârımızı anlatayım. Bakalım kendini nasıl kurtaracaksın. Buna lüzum yok sultanım. Ben... ortada konuşarak çözemeyeceğimiz bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Anlaşabiliriz. Bu ancak bana biat edersen mümkün. Lakin lafla olmaz. Sadakatini ispat edeceksin. Peki, ne yapmamı istiyorsunuz sultanım? Safiye Sultan'ın devlet içinde kurduğu devlet malum. Her bir adamının ismini vereceksin. Ve kilit altındaki hazinelerinin yerini. Kısacası Nasuh Paşa, Safiye Sultan'ın kudretinin kaynağını vereceksin ki kaynağı kurtulun. Süleymaniye gibi büyük bir cami külliyesi yaptırmak istiyorum Zülfikar. Ardımda benden de bir imaret. Dini İslam'a ve müminlerine güzide bir mabet kalsın. Öyle ki yüzyıllar sonra gelenler bile hayır dualarını esirgemesinler. Mimarbaşınız Sedefkar Mehmet Ağa nicedir çalışıyor hünkârım. Arzu ederseniz... münasip bir vakit gelsin. Gelsin. Bakalım neler yapmış, neler çizmiş. Sizi sukut hayali uğratacağını sanmam hünkârım. Ne de olsa Mimar Sinan'ın tedrisatından geçmiş kıymetli bir zat. Hümarşah Sultan, gözünüz aydın. Safiye Sultan'ın kız kulesindeki esareti sona ermiş. Öyle. Hünkârım sağ olsun. Validemin çabalarını takdir etti. Ben de şimdi eski saraya gidiyorum ziyarete. Safiye Sultan'a selamlarımı ilet Bülbül Ağa. Çok güzel bir oyun hazırlamışlar. Umarım hevesleri kursaklarında kalmaz. Ağzın içinde geveleme Kösem. Ne söyleyeceksen açık açık söyle. Nedir bu lafların manası? Yakında öğrenirsiniz sultanım. Geçmiş olsun sultanım. Yaşadıklarınızdan sonra bir müddet istirahat edersiniz diye düşünmüştüm. Dinlenecek vakit değil paşam. Yılan yeniden kafesinden çıktı. Safiye Sultan dışarıda. Başını kaldırmadan ezmemiz şart. Nedir bu? Uzun zamandır ele geçirmek istediğimiz isimler. Safiye Sultan'a sadık... paşalar, beyler, katipler, kadılar, tüccarlar, kira kadınlar.
Kim varsa hepsi. İlaveten Safiye Sultan'ın bir gizli hazinesi daha varmış. Çok merak ediyorum. Döner dönmez nasıl öğrendiniz bunları? Kendi kazdıkları kuyuya düştüler diyelim paşam. Yalnız burada Nasuh Paşa'nın ismi yok. Safiye Sultan'ın has adamlarındandır. Artık değil. Ona dokunulmayacak. Karşımızda olmadığı müddetçe. Ne diyeyim? Büyük iş başardınız. Lakin dikkat edin de düşmanınızla savaşırken düşmanınıza benzemeyin. Sultanım. Doğumdan sonra şehzade de bir dalır Edirne Sarayı'na gideriz. Yazı orada geçirelim. Ne güzel olur. Çok isterim. Bu arada Hümaşah Sultan Mısır'a dönmek istedi. Ben de üzerine varmadım. Belli ki kıyamadı sevcine. O gittiğine göre bundan böyle haremi sen idare edeceksin. Ahmet. Beni çok mutlu ettin. Bu büyük bir onur. Güzel. Nice kez türlü beladan kurtardın hanedanı. Bana, evlatlarıma siper ettin kendini. Haremim sana emanet. Valide Sultan dairesine de geçebilirsin. Senin hakkın.